Bu yeni uygulamadan haberim vardı. Bu sabah öğrendim. Bugün de siz tekrar anlattınız. Ülkemizde bu tip uygulamalar önce bir güzel başlıyor. Herkes uyguluyor. Bir ay sürüyor bu. Daha sonra yavaş yavaş erimeye başlıyor. Bir restoran, iki restoran derken kontroller de zayıflıyor. Genel olarak uygulamada başarılı bir ülke değiliz bu tip kurallar geldiğinde. Bunun bir örneği sigara içilmez tabelalarının her yerde restoranların içerisinde yazıyor olup ama bütün restoranların içerisinde insanların içmeye devam etmesi. Bunun gibi birçok örnek sayabilirim. Bu nedenle bu tip uygulamalar güzel. Gireceğiniz restoranda ne kadar neye ödeyeceğinizi bilmeniz ki son senelerde ülkemizde ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. İnsanlar cebine göre harcama yapmak istiyor. Herhangi bir sürprizle karşılaşmaması için bu uygulama güzel bir uygulama. Ama kaldı ki restoranlar bunun önce belediye kontrolleri başladığında uygulayacaklar. Daha sonra yavaş yavaş eriyip gidecek ve uygulanmamaya başlayacak. Bu nedenle ülkemizin belediye birimlerinin kanunları ve kuralları uygulama kısmında, yani yürürlüğe koyup başlamak okey güzel ama uygulama kısmında çok daha ciddi adımlar atması gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım vatana millete hayırlı olur. İçinde, işletme içinde, öbür taraf içinde. Fiyatların gözükmesi, gerçek olması, içeriğiyle aynı fiyatlarda olması çok önemli. Zaten geçmişimizde de ben de yaptım restorancılık. Kapıya fiyat menümü koyardım. İçerideki fiyatlarla da uyuşurdu. Müşteriye güven verir. Benim söyleyebileceğim bu. Gayet olumlu. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Söylemek istersiniz. Zaten bunu devam ettiren restoranlar var. Ama bir müşteri olarak bu uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bodrum'da genellikle kapılarda fiyat listelerini görebiliyoruz. Masalarda pek göremiyoruz fakat içeri girmeden önce kapıda ürünleri, çeşitleri ve fiyatlarını görebiliyoruz. Ben bir şefim, müşterinin dışarıda yapılan reklamlara göre müşteri Bodrum'u çok pahalı bulabiliyor. Birçok yere girmekten çekinebiliyor, sorgulayabiliyor, kapısı karışabiliyor. Fiyat listelerinin orada olması kendini daha güvenli hissetmesine neden olacak ve rahatlıkla içeri girdiğinde neyle karşılaşacağını bildiği için misafirini de alıp oraya girebilecek diye düşünüyorum. Masalarda da bunun olması onu daha güvenli hissettirecek. Sonuçta restoranlar zaten fiyatlarını belli biliyorlar. Sadece müşterileriyle aralarında biraz daha güçlü bir bağ oluşturacak bence. Birbirleri arasında da daha net bir çizgi, müşteriyi de koruyan, restoranı da yapılaştıran bir durum haline gelir. Ben onaylıyorum. Bu konu hakkında tamam. Ne düşünüyorsunuz bir müşteri olarak? Yani ben gayet olumlu buluyorum. Müşteri özellikle turizm bölgesinde insanlar sadece restoran için bunu düşünmemek gerekiyor. Benim kendi fikrim olarak bütün işletmeciler işte giyim olsun, ayakkabıcısı olsun insanlar girdiği zaman bunun fiyatını görürse emin olun ki çok daha rahat oturacak ve çok daha rahat alışverişini yapacak. Olması gereken de budur. Zaten ben Bodrum'daki sıkıntıyı da şunu görüyorum. Birkaç tane fiyat yazıyorlar. Diğer fiyatlar ise yazılmıyor. İnsanlar içeri girdiklerinde tabii ki bu fiyatları sormadığı zaman fiyatlar farklı şekilde müşteriye yansıyor. Dolayısıyla bu hem ülkemiz için, hem mekan için, hem çalışan için büyük bir sıkıntı oldu. Bu ayakkabıcıda da öyledir, giyimde de öyledir, pastanede de öyledir, restoranlarda da öyledir. Benim için bulunmaz güzel bir düşünce, yani olması gereken hem yerli hem yabancı için. Turizm ya, biz turizm cennetinde yaşıyoruz. Ben çok turistlerin burada suratı asık döndüklerini görüyorum. Çünkü kendim de turizmdeyim. Ve insanlara sorduğum zaman hakikaten büyük bir sıkıntı vardı bu konuda. Umarım bunu uygularlar ve biz de mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Uygulama doğru. Gayet yerinde bir karar. Tabii gelen müşterinin fiyatları önceden görmesi ve buna göre özellikle bu pahalı dönemde buna göre bir karar vermesi doğru olacaktır. Doğru bir karar almışız. Yani bakalım, kutluyoruz. Müşteriler açısından tabii ki de bazen işte gidip oturup kalkma durumlar oluyor. En azından bunun önüne geçilir
gibi kesinlikle, sizce? Kesinlikle. Önceden bilgi sahibi olmak her zaman tabii önemli.